Selam millet, yepyeni bir Walking Dead videosuyla yine karşınızdayım. Bugün ikinci bölümden yola çıkarak finalde neler olabileceğini konuşacağız. Başlamadan önce bu videonun ikinci bölüm spoiler içerdiğini hatırlatmak isterim. Bu yüzden bölümü izlemediyseniz lütfen videoya devam etmeyin. Öncelikle bölümün sonundan başlayalım. Jadis'in Rick'e beklenmedik bir itirafta bulunduğunu görmüştük. Bu sonucu birçok kişi tahmin ediyordu ama ilk defa açıkça dile getirildi. Jadis'in bu açıklaması ve Michonne'la Rick'in muhtemel ayrılığı birçok soruyu beraberinde getiriyor. Dizi genelindeki CRM tehdidini düşününce hikayenin daha da heyecanlanabilmesi için karakterlerin başına bazı olaylar gelmesi gerekiyor. Peki onlar nereye gidecekler ve Alexandria finalde yok edilebilir mi? Jadis, Rick ve Misho'nun birbirlerini bulduğunu öğrendi ve kaçmaya kalkmaları halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledi. Michonne'un CRM'den uzaklaşmaya çalışıp çalışmayacağı merak konusu. Michonne'un orada kalmaya bir itirazı olmayabilir ama bundan sonra ne yapacağı merak uyandırıyor. Jadis'in Rick'e verdiği uyarı ise oldukça netti. Kaçarsanız sevdiklerinizi yok ederim. Bu Alexandria ve oradaki herkes için bir tehdit. İkinci bölümde topluluklara klor gazı salındığını gördük ve bunu CRM'in yaptığını biliyoruz. Bu bu dizinin önceki bölümlerinde de gördüğümüz bir durumdu. Ama bu saldırıların karakterlerimiz üzerinde çok büyük bir etkisi olmayabilir. Eğer bu olaylar Alexandria'nın yok edilmesiyle sonuçlanırsa bunun CRM ile kamu ve arasında bir çatışmayı tetikleyeceğini düşünüyorum. CRM'in bu saldırıyla Rick ve Michonne her şeylerini kaybettiğini düşünebilir. Ama gerçekte Alexandria'da kimse kalmamış da olabilir ve bu onların bilmediği bir gerçek olabilir. Finalde neler olacağını elbette tahmin etmek zor ama bence bu gelişmeler dizinin sonuna doğru heyecan verici bir gerilim yaratacaktır. Belki de onlar kaçmaya çalışacaklar ve Jadis'in uyarılarını dikkate almayacaklar. Ve belki de yine Judith ve diğerleri şu anda Alexandria'da olmayıp kamu olabilir ve bu yüzden de güvende olabilirler. Ama Rick ve Michonne tabii ki bunların farkında olmadan yollarına devam edecek olabilir. Bence bu muhteşem bir final olabilir ve ikinci sezon için mükemmel bir zemin hazırlayacaktır. Rick ve Michonne'u bir araya getirdiler, hikayelerini anlatlar ve hala devam ediyorlar. CRM gibi unsurlar devreye giriyor ama hala karakterlerimiz için bir tehdit oluşturmaları gerekiyor. Alexandria'nın yok edilmesi kesinlikle herkesi etkileyecektir. Maggie ve Negan öğrenir onlarda onlar dahil olabilir ve Daryl ve Carol da sonunda işin içine girebilirler. Bu da ikinci sezon için mükemmel bir zemin hazırlar çünkü CRM hikayesini diğer karakterlerle bağlantılandırmanın bir yolu olabilir. Diğerleri CRM hakkında bilgi edinirken Rick ve Michonne da öğrenebilirler. Bir diğer noktada Alexandria'nın setlerinin artık inşa edilmemiş olması. Onları uzun zaman önce kaldırdılar ve yeniden inşa etmek ya da orada başka bir şekilde çekim yapmak için bir girişimde bulunmadılar. Bu yüzden bütün karakterlerin şu anda kamu vefte olduğunu düşünmek bence çok mantıklı olabilir. Zaten herhangi bir şekilde set kurulmadığı için Alexandria bombalansa da artık onun geri dönmesinin de bir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden bence bu hikaye çok mantıklı geliyor kulağa. Zaten baktığımızda Hilltop'ta bir bakıma yok oldu. Artık Hilltop'a geri dönmeyecekler bile çünkü Maggie artık liderliği ele geçirdi. Krallık ve Hilltop gittikten sonra artık oradan uzaklaşıp Commonwealth'de daha fazla yer almanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. İlk 4 ila 5 sezon boyunca topluluktan topluğa dolaşıyorlardı ve sonra sonsuza dek Alexandria'da kaldılar gibi hissetmiştik. Ama bence artık onların Commonwealth'de olması çok mantıklı. Bence artık toplulukların başka bir şey yapmaya yönlendirmenin zamanı gelmişti ve eğer bu hikayeye hizmet edecekse mantıklı olabilir. Eğer bu büyük bir olay olacaksa ve CRM'in böyle bir şey yapabilecek kapasitede olduğunu düşünmek bence çok gerçekçi. Hikayeyi daha da heyecanlı hale getirmenin bir yolu varsa kesinlikle bunu yapmaları gerekiyor. Çünkü tekrar ediyorum bir grup karakteri öldürmüyorlar artık Alexandria'da kimse yok. Orada sadece kamu ve toplu askerler olacak gibi hissediyorum. Bunların bazıları normal insan olabilir ve belki de orada olan bazı ana karakterler de vardır emin değilim ama genel olarak herkesin artık kamu olduğunu düşünüyorum. Böylelikle de Alexander da büyük bir zayiat vermeden ve çok fazla ana karakter ölümüne sebep olmadan sadece birkaç normal kamu ve askerlerin ölümüyle bu hikaye gerçekleşebilir. Jadis şu anda dizinin en büyük kötüsü gibi görünüyor ve 5. bölümde de bu rolü üstlenmesini bekliyoruz. Belki bir araba kovalamacı sahnesi gibi. Tüm General Beals'ın şu anda pek önemli bir rol oynamıyor. Belki tanıtım amaçlı gösteriliyor ama asıl hikayesi 2. veya 3. sezonda olmasını bekliyoruz. 2. bölümde mesela Bale'ı görmedik. 1. bölümde kısa bir süre Rick ve Okafor hakkında konuşmak için gözüktü sonrasında kimse ondan bahsetmedi. 3. bölümde ise ise Okafor için bir cenaze töreni olabilir ve Bale de orada olabilir. Belki başka sahnelerinde görebiliriz. 4. bölümde Rick ve Michonne'a kaçacağını ve 5. bölümde de Jadis'in onları yakalayacağını düşünüyorum. Bale bu noktada hala devreye girmemiş olacaktır. Jadis finalde önemli bir rol oynayabilir. Bale'ın finalde devreye girmesi mantıklı olabilir ama bu kadar önemli bir karakteri finale kadar kullanmamak kesinlikle hayal kırıklığı yaratacak. Jadis bu sezonun en büyük kötüsüydü ve ölme ihtimali var. Karakterini sevsem de hikayenin gidişatı bunu gerektiriyor gibi görünüyor. Jadis'in Rick ve Michonne'la sorun yaşaması Bale'ı rahatsız edebilir ve ve son olayı tetikleyebilir. Bu onu daha da tehlikeli gösterir ve ikinci sezon için heyecan verici bir zemin hazırlar. Tüm bunları düşündüğümüzde birinci sezonun harika bir final yapacağını ve ikinci sezon için bizleri inanılmaz derecede heyecanlandıracağını düşünüyorum. İkinci sezon olacak mı diye soracak olanlar vardır elbette ama açık konuşmak gerekirse reytinglerin bu kadar yüksek olmasından sonra ikinci sezon kesinlikle kaçınılmaz olacak. Hikayenin gerçekten iyi olacağını tahmin etsek de bu kadar büyük bir başarı şaşırtıcı oldu. Yıllardır Walking Dead hakkında hiç konuşmayan insanlar bile şimdi her şey hakkında konuşuyor. Bu da inanılmaz bir tepki ve bu kadar ilgiyi görmek harika. Bence gelecek için büyük bir heyecan yaratacak ve hepimiz bir sonraki sezonu bekleyeceğimiz bir hikayeyle karşılaşacağız. Ve böylelikle de bir sonraki sezonu sabırsızlıkla bekleyeceğiz gibi geliyor. İkinci sezonda muhtemelen 2025'in sonlarında çıkabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden de senaristlerin hemen yazmaya başlaması gerekecek. Destiny ve Daryl Dixon'ı da göreceğiz. Muhtemelen iki sezon boyunca Daryl Dixon'ın olduğu bir dizi izleyeceğiz. Destiny'nin 2025'in başlarında çıkacağını düşünüyorum. Finalin nereye gideceğini görmek için heyecanlıyım Rick ve Michonne'un tepkisini görmek harika olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde ve finalin nereye gideceğini görmek için daha şimdiden heyecanlıyım. Sizler de kanalımı takip ederek Walking Dead ile ilgili pek çok içerik yayınlıyorum. Bütün bunlardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.